Sıddık Hocam, siz ne diyorsunuz bu gençlerin aceleciliğine? Bir an önce böyle tercihleri yapıp teslim edelim, havuzlara, denizlere gidelim diyorlar. Şimdi onlara hak vermek lazım. Çünkü bütün eğitim boyunca, özellikle ilk öğretim, ortaokul, lise ve üniversite hayatı boyunca bugünü beklediler. Sonuç itibariyle aşağı yukarı 16 senelik bir bekleyişin sonucu olarak işte ertesi gün bu olsun. Bir gün daha, iki gün daha beklesinler. Aceleci olmasınlar. Çünkü bu aşamada sevgili öğrencilerimiz heyecandan dolayı çok ciddi hatalar yapıyor. Evet. Ama bir hata en az öğrencimizin bir senesine mal olabilir. Evet. Onu da dikkat etmeleri lazım. Bir defa kendiniz, kalbinin sesini dinlesin. Ne yapmak istiyor? Sağlıklı bir şekilde düşünsün. Uzmanlara danışsın. Birçok öğrenci mezuniyet aşamasına geldiği halde hangi mesleği seçeceğini tam bilemiyor. Bilmiyorum emin hocam. Değil. Evet, bilmiyorum. Bu biraz da ülkemizdeki güvensizlik ortamından kaynaklanıyor. Biraz kültürel birikimlerden kaynaklanıyor. Biraz da yani sanki meslek seçmek o kadar önemli bir şey değilmiş. Yani bir üniversiteyi bitirelim de nasıl bitirirsek bitirelim diyenler de olabiliyor. Ama oysa bu da keyifsiz bir şey. Ama bu gerçekten yani eş seçmek gibi bir şey. Yani hayatta boşayamayacağınız bir tek husus var. Eşinizi boşarsınız mahkemede. Annenizi, babanızı veya evladınızı mahkemede reddedebilirsiniz. Bu da tamam. Ama mezun olduğun ilkokulu reddetmek diye bir şansınız yok. Diplomasını aldığınız zaman o diploma sizle beraber. Mezun olduğunuz liseyi reddetmek diye bir şansınız yok. O diploma ölünceye kadar sizle beraber gelecek. Onun için hele üniversite, ülkemizde çok önemli. Mezun olduğunuz üniversiteyi de inkar etmeye şansınız yok. Tek şansınız başka dokunacak. Üniversitelere tekrar gitmek olabilir. Evet. İnceleyip sık dokumaları lazım. Gerçekten. Gitsinler değil mi hocam? Üniversitelere gitsinler. Üniversitelere gitsinler. Artık ülkemizde 200'e yakın üniversite var. Birçok vakıf, 100 tane vakıf üniversitesi, 100 tane devlet üniversitesi var. Daha az vakıf üniversiteleri. Yani 200'e yakın. Evet. Toplam 186. Her gün bir tane daha vakıf üniversitesi açıldığı için devlet üniversitesi de açılıyor. O sayılar da sürekli değişiyor. Benim bildiğim kadarıyla 188 civarında. Şimdi bu devlet üniversiteleri tabii ki ücretsiz, çok güzel. Gerçi onların minimal bir aldıkları ücret var. O da bir şey değil yani, harçlar var. Evet. Tıp fakültelerinde, mühendislikte, konservatuvarlarda bunlar biraz daha yüksek. Diğer bölümlerde, sosyal bölümlerde daha düşük. Vakıf üniversiteleri de ücretli. Burslar var. Onları çok iyi çalışmaları lazım. Evet, çok, özel koşulları çok vakıf çok, üniversitesi çok var. Kampüslü vakıf üniversiteleri var. Şehir içinde vakıf üniversiteleri var. Geçmişi bayağı dolu, köklü olan vakıf üniversiteleri var. Siz de onlardan birisiniz. Feyzi Mektepleri Üniversitesi, çok eski. Tabii ki öyle. Ben aynı zamanda Vakıf Üniversiteleri Birliği'ni temsil eden de zaman zaman konuşmalar yapıyorum. Tabii Işık Üniversitesi 130 yıllık köklü bir eğitim geleneğinden gelen kurumun, Selanik'te başlayan bir eğitim macerası. Türkiye'de Cumhuriyet'le beraber gelişen bir eğitim macerası. Gerçekten dünya insanı yetiştiriyor. Tevfik Fikret'in dediği gibi batıya açılan penceresidir. Evet hocam. Detayları soracağım. Okulları, üniversiteyle ilgili de çok soracağım soru var. Demek ki acele etmiyoruz. İki tane tecrübeli isim de diyor ki sakin olun. Araştırın, üniversitelere gidin. Ciddi bir karar. Yanlış hatalar yapmayalım.